Şimdi Soma'dan, Ermenek'ten çıkaracağımız dersler var. İşvereni çıkartacağı dersler var. Ülkeyi yönetenlerin var. Tabii ki biz sendikacıların da çıkaracağımız dersler var. Oradaki ben noksanlıklarımızı, arkadaşlarımın noksanlıklarını biliyorum. Hiç bunda çekinmeden anlatmaya gayret sarf ettim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmir'de Demiryolu İş Sendikası İzmir Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Atalay'ın gündeminde Soma vardı. Ben istifa ediyorum, evet. Atalay, büyük katliamın yaşandığı günden bu yana Soma'da sendika kanadında da bir değişiklik olmadığını itiraf etti. İstifamızı sunduk. Atalay, Türk İş'e bağlı Maden İş Sendikası'nın Soma'daki seçimlerinde işverenin delegelere müdahale ettiğini açıkladı. Orada özel sektör, sendikacı kardeşlerim kusuruma bakmasınlar, özel sektör orada hakim. Özel sektör orada delegeye de müdahale etmeye çalışıyor. Şube yönetime de müdahale etmeye çalışıyor. Ki müdahale ettiğin zaman da olumsuz tablolar ortaya çıkıyor. 7 Haziran seçimlerine değinen Türk İş'in Genel Başkanı Atalay, işçinin mecliste temsil edilmediğini söyledi. Ama maalesef mecliste şu anda 4 tane parti meclise girdi. Sağdan soldan bak 4 tane işçi kökenli yahut çiftçi kökenli kimseyi sayamazsınız. Öte yandan Demiryolu İş Sendikası İzmir Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Hüseyin Ervüz tek aday olarak girdiği seçimlerde yeniden başkan oldu. Tüm ücretliler siyasileri veto ederse mümkün olur.